Ustam şimdi şu kapıyı kapatıyor. Herkes evde kullanıyor. En çok arızaları, kullanma hataları neler? Müşteriler nerede hata yapıyor? Bu şu kapıları kullanırken. Ya kullanırken nerede hata yapıyor? Kapıyı şuradan açması gerekirken buradan açıyor. Evet. Veya plastik camda işte dirsek diz darbesi aldığında çatlıyor. Yani en çok aslında en çok bunlar tercih ediliyor. Evet, en uzun ömürlü kabin, camdan uzun ömürlü kabin. Yapımı kolay, montajı kolay. Ömür olarak da diğerlerinden 2-3 kat daha uzun. En az 5 yıl kullanabilir bu kabinde. Cam, o zaman cam döşüyor kabine, dirsek çarptığı zaman kırılıyor değil mi? Camdan sıkıntı olmuyor pek de bu toler eden cam. Plastik olduğu için plastik de oluyor. Plastik de mesela kolunu çarptığıydı. Çatlatabiliyor veya kırılıyor. Ama tamiratlı cama göre daha kolay. Yani tam bakımdan bir şey zorluğu yok. Daha kolay. Dikkat etmesi gereken haftada bir iki sene kalınlaması lazım. Kireçe karşı. Yoksa kireç bu cama tam olarak işlediği zaman çıkarması zor oluyor. Haftada iki sefer sulandırılmış şeyle, borçluyla bunu temizlemesi gerekiyor. Borçluyla zarar vermiyor değil mi? Yok, plastiğe zarar vermiyor borçluyuz. Bu metalde boyalı için buna da zarar vermiyor. Sade %100 borçluyuz değil de sulandırılmış borçluyuz da temizleyebilir. Silikon da zaten kararmaması için antibakteriyel silikon kullanacak. Yani antibakteriyel silikon kullanmadığında belli bir zaman sonra kenarları büyüyor. Bakteri üretiyor, simsiye oluyor. Yani dikkat etmesi gereken 3 ayda 5 ayda bir de dayıların içerisinde vazeli sürüyor. Bunun rahat çalışması sadece vazeli. Tekerleklerin ömrünü uzatır. Hemen ömrünü uzatır. Hem rahat çalışır. Sabunla su birleşir. Bu raylan içine dolduğunda zamanla sıkıntılı çalışıyor. Kuşları da zorluyor. Zorlayınca ya kurulan conta yerinden açılıyor. Ya da başka sıkıntılar oluyor. Ama vazerini sürersen 3 ayda 4 ayda bir. Yani senede 2 sefer şakır şakır çalışır. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Peki bu şakaklarının altında mermerler hep boşalıyor. O iyi, onu sevmiyorum. Mermer de altına silikon sürmüyorlar mermer. Dışarıdan kenardan silikon alınıyor ya. Evet. Dışarıdan silikon alınan dolayı sıkıntı oluyor. Mermer koymadan önce altına silikon doldurup mermer üzerine yapıştıracak. Onun üzerine kabini koyup mermer ekstra dışarıdan içeride silikonlayacak tekrar. Evet. O şekilde silikon. Ondan sonra kabini de dışarıdan ve içinden de silikonlaması lazım. O şekilde silikonlayacak yani. O zaman yıllarca hiçbir sıkıntı çıkarmasın. Hatta bu silikon yaparken de toz veya nem olmayacak. Evet. Kuru temiz yer olacak. Kuruladıktan sonra, toz aldıktan sonra silikon yıllarca bırakmaz. Ama tozun nemin üstüne yaparsa tutmaz zaten. En ideal 90-90. İdeal 90-90, 20 sayısı 100. 20 sayısı 100. En iyi bir şey 100. En ideal 100. Banyo çok büyük olursa 110'a 110 olur, 120'ye 120 olur. Bu duruma göre değişiyor. Ama plastikte en uzun ömrünü 90'lı 100 ve kare. Oval değil. Kare. Ömür olarak kare. Yıllarca kullanılan kısımda bakmaz. Oval dediğin şey, kare dediğin nasıl çıkar? Kare bu işte. Kare bu. Oval de yuvarlak. Yani yuvarlak oluyor. Onlar biraz plastikte sıkıntılı olabiliyor ömür olarak. Peki cam mesela, cam duşa kabinlerde abi. Üzeri kireçli oluyor. Abi bu kireci işte çok uzun süre temizlik yapmıyorlar. Evet. Yani adam 2 ay, 3 ay hiçbir şekilde temizlemiyor. Kireç üzerinde zaten iz yapıyor. Temizlesine de çıkmıyor ama dediğim gibi haftada 1 veya 2 sefer güzel temizlemişsem camdan iz kalmıyor. Yani bunu da temizlerken yine kireç çözücü bir bezle boğacak. Ondan sonra suyla yıkayacak. Aynı şekilde temizliyorum. Bir de bunların üzerinde su ve kireç olmaması için kaydırıcılar var. Bu yağma kaydırıcılar var. Arabanın camına sıkılıyor. Ondan kullanırsa içerisinde kuruladıktan sonra o da kireç ve su olumunu uzatıyor. Yani aşama 2 yıl boyunca su lekesiyle kireç yap ve ilaçlar var. Mesela küçük satılıyor. Onlar konsantre, ayrı su gibi. 2 yıl boyunca kireç de olur, su lekesi de olur. Güzel. Hatta metal ile sürebilir. Bu parmak metalinde su lekesi, sabun lekesi belli olmasın diye.
Onlara bile kullanabiliriz. İlacı biz kurtulmasın. Bir kere teknik duşakabinden Sünevi abisinin Okan Can Bey'le birlikte teşekkür ederiz.